Merhaba arkadaşlar. Bu CSS dersinde display özelliğini anlatacağım. Fakat display özelliğini anlatmadan önce display mantığının oturması için öncesinde birkaç bir şeyden bahsedeceğim. Çünkü burada display özelliği gerçekten CSS tarafının neredeyse %30'unu oluşturacak bir kapasiteye sahip buradaki bilgiler. Buradaki display özelliğini ve daha öncesinde anlatacağım konuları anladığımızda CSS'i genel anlamda mantığını oturtmuş olacağız. Şimdi display özelliğini kenara koyarsak benim öncelikle user agent, reset CSS nedir? Bu gibi konulara değinmem gerekiyor. User agent'tan başlayalım. Şurada linkler açıla dursun. User agent'ı açamadık. Nedense ufak bir kitlenme yaşadık. Şimdi şurada madde madde gidelim. Öncelikle user agent konuşalım. User agent dediğimiz olay tarayıcılarda HTML etiketlerinin ön tanımlı CSS kodları getiriyor. Şurada örnek verecek olursam user agent dediğimiz kısım o. H1 mesela title demiş class ve burada CSS'ler tanımlamış yazan arkadaş. Ne demiş işte? Şu gibi özellikleri kullanmış. Ama aslında tarayıcı tarafından da ön tanımlı CSS kodları gelir. Nedir bu? H1 elementinin display block olacak şekilde burada ön tanımlı kod gelmiş. User agent style sheet diye sağ üst köşesinde yazar zaten. Bu şu demek. WebKit tabanlı tarayıcılarda bunu açık kaynak olduğu için görebiliyorsunuz. Mesela P'ye demiş ki display block. Markoya display inline block. Bu gibi tanımlamaları yapıp daha sonradan siz bir H1 kullandığınız zaman oradaki özelliklere göre davranış sergileyecek. Bunu Firefox atıyorum. H1 elementini ön tanımlı olarak display block diye getirir H1'i. Ama font size 2M vermez de 1.5M verebilir. Bu tamamen kendi şeyine kalmış. Çünkü burada standart olmadığı için kendisi bir style sheet belirleyecek ve tarayıcısının nasıl göstermesi istiyorsa H1 elementini kullanıcı CSS eğer yazmamışsa default varsayılan olarak ön tanımlı olarak font size 1.5 getirebilir. Şimdi tarayıcılarda bu gibi farklılıklar olduğu için biz burada neye başvuruyoruz? Aynen burada belirttiğim gibi user agent'ın yani otomatik ön tanımlı getirdiği CSS kodlarını her tarayıcıda standarda getirmek için reset CSS kullanıyoruz. Eskiden reset CSS diyorduk. Eric Meyer'in yazdığı reset CSS. Şimdilerde Twitter'da Nikolas diye bir arkadaşımız var. Yaklaşık bu 4-5 senedir, belki daha fazladır. Normalize CSS diye bir şey yazdı. Bu da modern reset CSS. Bu şunu yapıyor. Diyor ki Normalize CSS. Şimdi biraz önce anlattığım konu H1 elementine burada ön tanımlı olarak font size 2 demiş WebKit. Buna Firefox nasıl ki 1.5M diyebilir ya da buna Safari de gerçi WebKit. Atıyorum başka bir tarayıcı Opera da buna 1.8M diyebilir default ayarlarına. Burada Normalize CSS diyor ki ben bu tarayıcı farklılıkların hepsini tek tek tarayıcılarda test ettim. Farklı olan şeyleri varsayılan olarak standarda getirdim. Şunu yapmış. Gerçi burada hangi dosyadan ne geldiği de bariz belli oluyor dikkat ederseniz. Mesela H1 Normalize CSS'den gelmiş. Yani bu arkadaşın yazdığı CSS kodundan. Demiş ki H1 elementinin font size'ı bütün tarayıcılarda farklı olduğu için ön tanımı ben buraya 2M olarak sabitledim. Margin'i de şu değer verdim. Yani her tarayıcıda bu senin yazdığın yani ekrana koyduğun H1 elementi hizalı olarak gelecek. Yani birisinde yukarıdan 10 piksel aşağıda, diğer tarayıcıda 15 piksel olmayacak. Ben bu farklı olabilecek elementlerin hepsini standarda getirdim demiş. Normalize CSS'i kullanırken şu şekilde kullanıyoruz. Hemen bunları hızlı hızlı geçeceğim. Daha sonradan display özelliğini anlatacağım. Mesela CodePen üzerinden göstereceğim ama siz bir projeye başlarken mantık şu olması lazım. Şimdi burada normalde CodePen'de şöyle netter netter olarak gelir şeyler. Hani bir CSS istiyor musun diye. Reset CSS var, eski yöntem. Bir de normalize var. Burada normalize'ı seçerseniz eğer, şimdi bunu kaydediyorum. Ve CSS yazmaya başlıyorum. Atıyorum.
P'ye ben margin 10 piksel dedim. Şimdi burada sayfa kaynağına bir gidelim. Debug moda gideyim. Bu kaydettiğim sayfada şuraya bir lorem atayım ki o sayfaya geldiğimizde bir anlayın. Dikkat edersen bu biraz önce yazdığım sayfanın kaynak kodunu görüntülüyorum. Şimdi bakın kaynak kodunda ne var? Iko, svg, normalize, css. Link olarak en üstte yani yazacağımız css kodunun en üstüne ilk olarak normalize css'i getiriyor. Bu şunu yapıyor. Sen tarayıcı önce git normalize css'i oku. İlk önce bir aşağıdaki html elementlerin hepsini standarda getir. Daha sonradan benim yazacağım kodları aşağıdaki elementlere tek tek ekle. Yani önce standarda getiriyoruz, sıfırlıyoruz bütün tarayıcılarda aynı görünmesi için. Daha sonradan benim yazdığım CSS kodlarını okuyor. Reset CSS'in mantığı bu. Şimdi bu sayfaları geçersek, tekrar üzerinden geçiyorum. User Agent Style Sheet dediğimiz tarayıcılar tarafından ön tanımlı olarak gelen CSS kodları. Normal CSS ise diğer tarayıcılardaki, bütün tarayıcılardaki birbirinden farklı olan elementleri standarda getiren bir CSS kodu. Arkadaşımızın yazdığı bu artık neredeyse standart oldu zaten normalize CSS frontend tarafında. Bir projeye başlarken en üstte normalize CSS'i koyarsın. Bu artık şey oldu yani farz gibi bir şey oldu. Şimdi bu konuları öğrendiğimize göre ön tanımlı gelen CSS kodlarını sıfırladık. Daha sonradan display özelliğine artık geçebiliriz. Display özelliği şunu yapıyor. Display özelliğinde çok fazla özellik var ama sizin bilmeniz gereken mantığı iki şey var. Bir blok elementler, iki inline elementler. Bunların ikisini anladığınız zaman bir büyük bir kısmını artık çözmüş oluyorsunuz. Inline elementler şu. Aklınızda şöyle tutabilirsiniz. Şunları siliyorum. Siz bir şeyler yazarken mesela A etiketin içine link için bir şeyler yazalım mesela link diyelim. Daha sonra span diyelim. Buraya işte bu da span olsun isimlerini yazalım. B diyelim. B'nin içine bold yazalım. I diyelim. I'nin içine italik yazalım. Şimdi dikkat ediyorsanız yazdığım her şey yan yana geliyor arada boşluklar olarak. Mesela italikle B arasını birleştireyim. Birleşik geldi. Bu şu demek. Alt satıra geçmiyorsa ve yan yana hizalı olarak geliyorsa bu elementlerin hepsi inline'dır. Burada inline elementler hangileri? Linkten de görebilirsiniz. Blok elementler dediğimiz ne? Bir şey yazdığımızda diyelim ki bir paragraf bir şey yazdınız. İkinci paragrafta başka bir şey yazdınız. Üçüncü paragrafta başka bir şey yazdınız. Şimdi burada yazdıklarım dikkat ederseniz etiketlere div. Birincisi üstte P, ikincisi bir satır atlamış, arada boşluk da var. İkinci paragrafta H1 elementi, en alt paragrafta o da satır atlamış. Şimdi burada şöyle aklınızda tutuyorsunuz. Eğer satır atlıyorsa blok elementtir. Yan yana geliyorsa inline elementtir ya da inline blok elementtir. Inline ile inline blok elementini birazdan göreceğiz. Hani arasındaki fark ne diye. Şimdi biz dersin en başına dönecek olursak. Buradaki siz blok element ve inline elementin mantığını anladınız. Blok elementler satır atlar. Inline elementler yan yana gelir. Buradaki maksat da şudur. Blok elementler genelde kapsayıcı elementlerdir. Yani birçok şeyi gruplamak için blok elementlere başvururuz. Inline elementler ise genelde text içerikli elementlerde kullanılıyor. Yani işte bir yazıyı bold etmek için, yazıyı span için alıp renklendirmek için vesaire. Şimdi bütün bunları gördükten sonra CSS display özelliğine gelecek olursak aslında bilmemiz gereken birkaç önemli kritik konu var. Gerisi mantığını anladıktan sonra çok kolay zaten birbirinin aynısı. Initial ve inherit özellikleri bütün CSS tanımlarında gelir. Bu hepsinde vardır. O yüzden çok üzerinde durmayacağım. Initial şu demek. Bir P'nin özelliğini değiştirdiyseniz eğer daha sonradan bu P'ye display initial dediğinizde ilk init olduğu özelliğe varsayılan şeyine geri döner. İlk haline geri döner. Inherit ise şu demek. Display mesela dediniz ki P elementine dediniz ki display inline blok ol dediniz sen.
Daha sonradan buna display inherit dediğinde kapsayıcısı neyse onun gibi davranmasını söyleyebilirsiniz. Mesela bir span'e, p'nin içindeki span'e display inherit derseniz p display block olduğu için span de display block gibi davranacaktır. Yani kapsayıcısı neyse onun gibi davranış gösterecektir. Display none ise adından anlaşılacağı gibi sayfada herhangi bir şeyi gizlemek için kullanılır. Nasıl kullanılıyor mesela? Bir p koydunuz. P'ye dediniz ki display none. Sayfadan gider. Şöyle. Aslında Doom'da vardır p elemanı. Ama burada display none özelliği biz eklediğimiz için sayfada görünmeyecektir. Yerde kaplamayacaktır. Burada herhangi bir varlığı aslında yok. Yani yüksekliği, genişliği kendisi olmadığı için herhangi bir yerde kaplamamış oluyor. Inline block ve block en önemlileri. Şimdi buraya geliyoruz. Bunların arasındaki fark nedir? Inline daha önceden de dediğimiz gibi aslında şu. Yan yana yazdığımız şeyler var ya, mesela link, span ya da işte italik olsun. Bu tekste bir şeyler yazdığınızda, grup hani etiket için aldığınızda yan yana devam ediyorsa bu şeydi demiştik. Inline demiştik. Şimdi burada inline ile inline block arasındaki fark ne? Block elementini zaten biliyoruz. Bir tane de şuraya block koyalım. Mesela p elementi bir block'tur. Bir paragraf adından anlaşılacağı gibi. Ups. Şuraya gelsin p elemanı. Ha, şurada bir none dediğimiz için görünmüyor. Şimdi block ne demek? Şurada ben hepsini demeyeyim de şimdi body'nin içindeki her şeyi background red diyeyim. Dikkat ettiyseniz şimdi A elementi kırmızı oldu, span oldu, italik ve paragraf. Paragraf en soldan en sağa kadar bütün satırı kaplamış durumda. Display block elementleri bu şekilde davranış gösterir. Yani satırı komple kapatır. Yanına bir şey devam edemesin diye. Gerçi width'ini kıssanız dahi p elemanına mesela siz %50 olsan desen dahi yanına bir şey gelmez. Ya da bu herhangi bir şeyin yanına gitmez. Çünkü bu display block özelliğindedir. Hani sadece width'ini küçülttünüz ama aslında hala tam satır yer kaplıyor. Inline ile block arasındaki fark buyken inline block ne? Inline block şu. Siz inline bir elemente, mesela şuradaki span'e, bu arada şunları da bir şey vereyim, white diyeyim. Şuradaki span'e siz diyelim ki diyorsunuz ki mesela ya sen yüksekliğin 40 piksel olsun ama işlemiyor. Ya da width'in 120 piksel olsun. Dikkat ederseniz bu tanımlamaları görmüyor. Çünkü inline bir element, sen ona kendi kapladığı yer haricinde herhangi bir şey yapamazsın. Ha, padding verirsin. 4 piksel. Sağ sol üstten alttan her yerden 4 piksel padding ver. Ama bir width height veremezsin. Display inline özelliği de tam, inline block özelliği de tam burada devreye giriyor. Diyor ki display inline block olan bir elemana sen height ve width değerleri tanımlayabilirsin. Block gibi davranır ama aynı zamanda inline gibi de davranır. Yani satır atlamaz ama display block elementine, daha doğrusu block elemanına verdiğin bütün CSS kodlarını bu elemana da tanımlayabilirsin diyor. Arasındaki fark bu. List item aslında şu, tarayıcıda ön tanımlı olarak gelen, siz bir ul ya da ol'li yaptığınızda, pardon, merhaba dediğinizde aslında şuraya gelen li elemanı user agent'ı list item olarak gelir. Böylelikle yanına nokta gelir. Böylelikle display block gibi davranır. Satır her bir li'de ikinci li diyeyim. Her birli alt alta gelir. Display block gibi tam satırı kaplar. Ön tanımlı olarak geldiği için. Table row. Şimdi gidip de table nasıl yapılır HTML'de onu anlatmayacağım. Ama buradaki mantığı anlatmam gerekiyor. Şimdi burası önemli bir konu. JavaScript'i zaten hiç kullanmıyoruz.
Burada bir table yapalım. Bir tane row'umuz olsun. Şurada düzgün yapalım. İki tane yan yana kutucuğumuz olsun. Hücremiz. Birisine isim yazayım. Birisine soy isim yazayım. Ve burada TD'ler 1 piksel solid olsun. Şuraya bir de font size verelim. Bir büyüsün. Evet. Bir tablomuz var. Tablomuzun içinde iki tane hücremiz var. Burada bunların hücre olduğu, bu tablo olduğu nasıl anlıyoruz? Yani bunu tarayıcı nasıl anlıyor? Aynen şu şekilde. Siz table elementini koyduğunuz anda User Agent tarafından geliyor ve diyor ki bu Display Table. Daha sonra koyduğunuz TR'ye diyor ki sen Display Table Row'sun. TD'ye de Display Table Cell. Bu şu demek. Ya kafanızda ışık yanması lazım şu anda. Aslında ben bir div oluştursam, divin içine span atsam, pardon span atmayayım, buraya başka bir div daha oluşturayım ve bunları class diyeyim. Mesela sen row ol. Sen şey ol. Table. Row'un içinde de iki tane span olsun. Şöyle span nokta td span nokta td diyorum. Şimdi aynı mantığı biz yapacağız. Normalde bu varsayılan olarak nasıl özellikler gelmiş? Biz de burada şöyle yapabilir miyiz? Table. Display. Table. Row'umuza da display table row. Tabii ki yemedi. Table row. TD'ye ise display table cell diyorum. Aynı özellikleri buna da veriyorum. Nasıl TD'ye öyle tanımlama yapmıştım. Dikkat ettiyseniz birebir aynısı oldu. Aradaki boşluklar table'ın bir özelliği. Onu siz de verebilirsiniz. Neymiş mesela? Table'da ön tanımlı olarak şöyle bir şey gelmiş. Bunu alın. Siz de kendi table'ınıza verin. Sizinki de aynısı olsun. Yani burada mantık şu. Şimdi diyeceksiniz ki boyu niye kısa oldu? Hani pixel perfect düşünüyoruz ya, aynısı olması gerekiyor. Burada ön tanımlı olarak, çünkü TD'ye hemen bakıyorum. Bir piksel padding'i var mesela. İşte bu gibi ufak tefek şeyleri siz çözerek, inceleyerek bulmanız gerekiyor. Ne yaptık biz? Table TR TD ile de yapabileceğimiz şeyi kendimiz table'ımızı oluşturduk. CSS kodlarımızla tamamen. Yani burada kafanız şurada ışık yanması lazım. Aslında her element, hiçbir display özelliği yok. Tarayıcının user agent'ından gelen ön tanımlı bilgiler sayesinde blok element olabiliyor, inline blok element olabiliyor, table mantığı, flex yapısı, hepsi tarayıcı tarafından ön tanımlı gelen CSS kodlarıyla oluşuyor. Burada flex, inline flex özelliklerine girmeyeceğim. Flex başlı başına bir konu. Çünkü bunu daha sonraki derslerde flex, display flex özelliğini anlatacağım. Display flex özelliği tek başına en az yarım saat 45 dakikalık bir konu olduğu için burada display özelliğinin ne olduğunu, user agent'ın aslında tarayıcıda ön tanımlı olarak geldiğini, nasıl farklılıklar gösterdiğini, normal CSS bizim o farklılıkları nasıl düzelttiğimizi kafa açması açısından böyle bir video hazırladım. Burada anlamadığınız, çünkü video uzun olduğu için anlamadığınız herhangi bir konu varsa mutlaka yorumlarda belirtin. Ben de eksiğim varsa eksiğimi tamamlarım. Bildiğim bir şeyse de cevabını veririm muhtemelen. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.